Haberin merkezinden, ATV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Operasyona birkaç gün içinde başlıyoruz. Günün de, gelecek günlerin de, haftaların hatta belki ayların da gündemi bu cümle. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkomutan sıfatıyla kurdu bu çok önemli cümleyi bugün. Savunma sanayi zirvesindeydi Başkan Erdoğan. Önce terörle mücadeleyi anlattı. Başlıyoruz dedi. Sözü sınırımızda, yanı başımızdaki gözlem noktalarına getirdi. Kimse bizi uyutmaya kalkmasın mesajını doğrudan Amerika'ya verdi. Gözlem noktaları Türkiye'yi terörden korumak için değil, aksine teröristleri Türkiye'den korumak için orada dedi. Ve tabii nasıl bir operasyon sorusu da işte o an akla geldi. Biz de dahil tüm haberciler o sorunun peşindeydi gün boyu. Cevap da bulduk. Az sonra ekranlarınızda olacak o cevap. Bir kara harekatı mı, bir hava harekatı mı ya da hangi yöntemle? 150 kilometrekarelik alan nerede başlıyor, nerede bitiyor? Bu soru da dahil. Başkan Erdoğan'ın yakından takip edilen cümleler arasında öne çıkan, manşet olan mesajlardan biri de işte bu. Çok ikaz ettik ve ikaz ederken hazırlıklarımızı da yaptık sözleri. ATV Haber ekipleri operasyon başlıyor başlığının altını doldurmak adına en sıcak noktalardalar bu akşam. Günün haberi birkaç güne başlayacak sınır ötesi operasyon ama siyaset de çok sıcak. Salim Salimoğlu işte bu nedenle nöbette, diğer arkadaşlarımız gibi. Salim iki zirveden notları aktaracak bu akşam. Erdoğan Bahçeli ve Kılıçdaroğlu Akşener zirvelerinden özel notlar var. Erdinç Özyılmaz PYD'ye verilen Amerikan silahları ile ilgili özel bir dizi not derledi. Çağdaş Akbaş da bize biraz önce sorduğumuz o nasıl bir operasyon sorusunun cevabını verecek detaylarıyla. Mehmet Sabri ise sınır ötesinde Suriye topraklarında ilk söz birazdan onda olacak. Çünkü gözümüz kulağımız o. Ama önce Başkan Erdoğan'ın tarihe geçen cümlelerine bakalım. Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içerisinde başlayacağımızı ifade ettik, ifade ediyoruz. Başkan Erdoğan'ın bu sözleri gündeme bomba gibi düştü. Hedefimiz asla Amerikan askerleri değildir. Bölgede faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarıdır. Erdoğan savunma sanayi zirvesine katılmıştı. Bu açıklamaları da orada yaptı. Dürüst davranmıyorlar. Oradaki teröristleri oradan hala çıkarmıyorlar. O zaman biz çıkaracağız. İş başa düştü. Sözleri çok sert, mesajları netti. Suriye'de artık DAEŞ diye bir tehdit yoktur. Bu bizim için bir masaldır. Güya bu örgütün hala etkinlik gösterdiği 150 kilometre karelik bir alandan söz ediliyor. Eğer bütün mesele buysa biz Türkiye olarak bu bölgedeki DAEŞ unsurlarını derhal etkisiz hale getirmeye hazırız. Erdoğan'ın hedefinde YPG'lerin eğitilmesi gerektiğini belirten Amerikan Genelkurmay Başkanı Danford'da vardı. Şimdi diyorlar ki yok böyle bir şey. Hatta birlikte bayrak sallama. Tabii onların paçavrasını sallıyorlar. Ortak devriye, ortak eğitim aşamasına kadar getirdiler bu işi. Ne yaptığınızın farkında mısınız ya? Kimi uyutuyorsunuz ya? Amerikan tarafının verip de tutmadığı sözleri hatırlattı başkan. 20 bin tırı aşkın ne yazık ki Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere silah gönderildi. Stratejik ortağımız gönderiyor. Söylüyoruz, hayır böyle bir şey yok diyorlar. Ya bizim bütün kayıtlarımız ortada. Sizin istihbaratınız varsa bizim de istihbaratımız var. Türkiye bir göçebe devleti değil, modern bir devlet. Bunları bilmeniz lazım. Başkan Erdoğan sözlerini Amerikan yönetimine yönelik müttefiklik uyarısıyla bitirdi. Ülkemizin beka meselesi olarak gördüğümüz Suriye politikasındaki derin görüş ayrılıklarımızın gelecekteki daha büyük işbirliklerimizin önünde bir engel oluşturmasına izin vermemeliyiz. Sıcak noktalardayız dedik. Birkaç güne başlayacak büyük operasyonun nöbetinde ilk söz Mehmet Sabri'de olacak. Mehmet Sabri sınırı geçti. Azez yolunda tüm gelişmeleri çıplak gözle izliyor an be an. Mehmet Sabri bize son durumu anlatacak. Hemen dönelim Mehmet. Bize hem hava durumundan bahset hem gördüklerini anlat lütfen. Askerimiz hangi şartlarda hazırlanıyor operasyona? Merakla dinliyoruz seni.
Evet, operasyonun mesajı bugün verildi Cem Öğretir, ama tabii operasyona yönelik hazırlıklar aylar öncesinden başlamıştı. Sınırdan yoğun bir şekilde sevkiyatlar gerçekleştiriliyordu ki son dakika gelişmesi olarak şunu söyleyelim. Şu anda Suriye'sin Türkiye tarafından Suriye'ye yine sevkiyat yapıldığını ifade edelim. Obüs bataryaları ve tanklar şu an sınırdan Suriye tarafına giriş yapıyor. Tabii bu geçişler aylar öncesinden başlamıştı. Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon için tüm hazırlıklar şu anda tamamlandı ve birkaç gün içerisinde Başkan Erdoğan'ın tabiri olan bir gece ansızın ifadesi gerçek olabilir ve Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon başlayabilir. Tabii şu anda bölgede hava şartlarından biraz bahsedelim. Ne kadar yansıyor bilmiyorum ama oldukça hava soğuk. Şu anda yaklaşık 2 derecelik bir sıcaklık var. Adeta titriyoruz ve askerimiz de kahraman Mehmetçiğimiz de işte bu şartlarda Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonu gerçekleştirecek. Tıpkı Zeytindal Harekatı'nda olduğu gibi o dönemde de 20 Ocak'ta yine yoğun bir soğuk hava vardı. Birkaç hafta içerisinde bölgede kar yağışı da bekleniyor. Yoğun sağanak yağışlarla birlikte soğuk havada bölgede hakim. Tabii Türk Silahlı Kuvvetleri cephesinde bölgedeki tüm askeri varlık arttırıldı ve sevkiyatlarla bölgedeki askeri varlık güçlendirildi, ama Özgür Suriye Ordusu cephesinden de bakmak lazım. Ceyşül Vatani, yani bizim bildiğimiz adıyla Özgür Suriye Ordusu da tüm hazırlıklarını tamamlamıştı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek talimatı bekliyorlardı ki o talimatta gelince şu anda Özgür Suriye Ordusu'nun bazı birlikleri, bazı grupları Fırat'ın doğusuna yakın noktalara harekete geçmiş durumdalar. Hatta yol kenarlarında arkamda görünüyor. Bilmiyorum ekrana ne kadar yansıyor. Zırhlı araçlar ve silahlı araçlar da hazır bir şekilde bekliyor. Askeri, yani Özgür Suriye Ordusu birliklerinin konvoy geçişlerinde herhangi bir sıkıntı olmaması açısından yol güzergahlarında da silahlı araçlar ve askerler nöbet tutuyor. Asker sayısı da arttırıldı. Yol güzergahlarında Fırat'ın doğusuna gidilen özellikle güzergahlarda. Fırat'ın doğusuna yönelik hazırlıklar bu aşamadaydı ve şu anda yine az önce söylediğimiz gibi sınırdan obüs bataryaları ve tanklar geliyor. Sınırın Türkiye tarafında zaten malum hazırlıklar had safhadaydı. Zaman zaman Ekim ayının sonunda başlamıştı aslında Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonun ilk adımları. İşte böylelikle de Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon birkaç gün içinde başlayabilir demişti Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Buna yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığını ve Mehmetçiğin soğuk havada bölgeden terörü temizleyeceğini ifade ederek sözü tekrar merkeze bırakalım. Cenem Öğretir. Mehmet abi teşekkürler. Gözümüz kulağımız olmaya devam ediyor.